Arkadaşlar merhaba, Ankara Resim Kursu kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir çizim videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda hareketli figürü temelden nasıl oluşturacağımızı aşama aşama göstermeye çalışacağız. Umarım eğitici olur sizin için. İyi seyirler. Evet, arkadaşlar çizime başlayalım. Renkli bir kalem kullanacağım, mavi kalem kullanacağım iskeletini yaparken. Burada amacımız arkadaşlar, iskeletteki amacımız biliyorsunuz, hızlı bir şekilde hareketi vermek. Çok detaya girmeden hemen iskelet yapısını figürün çıkartalım. Kafamız arkadaşlar, göğüs kafesimiz, ufak bir eğimimiz var vücutta. Kalçamız. Burada yine kalçada ufak bir eğimimiz var. Sol bacağımız tam karşıdan görünüyor, düz bir şekilde. Kalçadaki eğimden dolayı arkadaşlar diz kapaklarına da ufak bir eğim verebiliriz. Ve ayağınızı geriye doğru atalım. Sağ bacağın alt, arkadaşlar sağ alt bacağımız sol bacağımıza göre biraz daha kısa. Bunun sebebi de ayağın geriye doğru gitmesi. Daha doğrusu bacağın geriye doğru gitmesi. Omzumuz, dirseğimiz ve arkadaşlar bileğimiz. Burada kolumuz kısa görünüyor. Bunun sebebi koldaki bu açılı görünüm kol ön tarafa doğru geldiği için şu alt kolum, sol alt kolum biraz daha kısa. Sağ tarafta ise dirseğimizi ve bileğimizi gösterebiliriz. Elleri şu şekilde kabaca yerleştirebiliriz arkadaşlar. Buraya kadar olan kısmın çok uzun sürmesini tavsiye etmiyoruz. Hızlı bir şekilde hareketi vermeniz gerekiyor burada. Eğer iskelet yapısında ya da mesafelerde, ölçülerde bir hata varsa figürümüzü giydirirken bunları hızlı bir şekilde halledebiliriz. Hemen giydirmeye başlayalım. İlk önce kafa yapısından arkadaşlar, kafa yapısını bir görmeye çalışalım. Kafamız sağ tarafa doğru bakıyor. Bakış yönü burası. Yüzünü kabaca şu şekilde sağ tarafa doğru dönük bir şekilde giydirebiliriz. Ense kısmımız, arkadaşlar buradan sonra isterseniz vücut yapısını, isterseniz de kıyafetini kabaca görebiliriz. Direkt biz kıyafetinden başlayalım. Şöyle montumuzun, daha doğrusu ceketimizin yakasını kabaca görelim. Ceketin iç kısmında bir tişört yakamız var. Genişçe. Sağ tarafta montun diğer yakasını, ceketin diğer yakasını görüyoruz. Sağ omuzumuz ve arkadaşlar sol omuzumuz. Omuzları birazcık daha genişleteceğim. Şöyle kabaca görebiliriz. Şu an için bastırmıyorum. Biraz daha, biraz sonra bastıracağım. Kıyafet kıvrımlarına dikkat edin. Kıvrımları girerken vücut formlarını bozmamaya çalışın. Kıyafetin tam olarak nerede vücuda değip nerede değmediğini gösterebilirsiniz. Bu şekilde vücudun formunu da çok bozmamış olursunuz. Şurada bileğim var. Bir de çizerken fotoğraftakinin aynısı olacak diye çok zorlamanıza gerek yok. Ufak tefek hatalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraf çekmiyoruz sonuçta. Ufak tefek hatalar çok da problem değil bizim için.
şuradan hemen ceketin kol kısmını ve ceketin yan tarafını görebiliriz. Sadece dolu kısımlar değil arkadaşlar, boş kısımlara dikkat edeceğiz. Boş kısımlar da bizim için birer referans. Şu mesela kolun ceketle arasında olan şuradaki mesafesi bizim için referans. Ceketimizi şu şekilde sol tarafa doğru atabiliriz. Sağ tarafta ise bakın ceketin hemen alt kısmından şuradan tişörtü göreceğim. Hemen şu içeride de arkadaşlar bel kısmımızı, yani tişörtün bel kısmını nereden başladığını görebiliyorsunuz. Burayı ceketim kapatıyor. Ceketin sağ tarafı, sağ kolu burası. Şurada ise ceketin bileği ve arkadaşlar kolu. Elimiz ise biraz daha öndeymiş, şurada kalacak. Buradan hemen arkadaşlar bacaklara geçebiliriz. Şöyle yapalım. Bakın. Sol bacağın dış kısmı biraz daha kavisli. Pantolonun A kısmını biraz daha aşağı alacağım. Şurası diz kapağı. Bacakta şöyle arkadaşlar, şimdi üst tarafta ceketimiz biraz geniş, vücut formlarını kapatıyor ama bacakta öyle bir durumum yok. Bacakta net bir şekilde anatomiyi görebiliyorum. Pantolonumuz çok geniş değil çünkü. Dar bir pantolonumuz var. Şu paça kısmını biraz daha uzun tutacağım. Bacağı biraz daha uzun göreceğim. Şu an dediğim gibi çok bastırmıyorum. Biraz sonra bastırmaya başlayacağım. Bir sonraki aşamada. Şöyle ayağımızı biraz daha aşağı indirmiş olalım. Sağ bacağı burada. Diz kapağımız. Şuradaki çıkıntının sebebi arkadaşlar büyük bir ihtimal modelin botu, bilginiz olsun. Şöyle kabaca da ayakkabısını yapalım. Şuraya hızlı bir şekilde elin görüntüsünü kalıp olarak bir koyalım. Detayını biraz sonra gireceğiz. Aynı şeyi buraya da yapalım. Evet, detay için
figürümüz hazır. Son olarak da yüzü için birkaç detay ekleyelim. Evet, şu kadar bir çizim, evet, detaya geçmeden önce bizim için yeterli. Bundan sonra detaya geçebiliriz. Detay için biraz daha kalın bir kalem seçtim arkadaşlar. 8B'ye bir kalem aldım elime. Biraz önceki çizimi 2B ile yapmıştım. Bundan sonra biraz daha bastırmam gerekecek. Bastırırken belki birkaç kumaş kıvrımını da ekleyebiliriz daha doğal görünmesi için. Şuraya bir kıvrım ekleyelim. Pantolonum siyah olduğu için biraz daha bastırabiliriz. Kontürlerini tonlama yapmayacağım ama arkadaşlar kıyafetlerin ton değerlerini bu çektiğim kontür çizgilerinden de gösterebilirim. Hangi kıyafet koyu, hangi kıyafet daha açık renkli. Çizgilerden de anlayabiliriz. Tişörtün alt tarafında şöyle net bir çizgi girelim. Cekete gireceğim. Cekete girmeden önce arkadaşlar, girerken daha doğrusu, çok fazla pantolondaki kadar sert çizgiler kullanmayacağım. Çizgimi biraz daha hafif kullanacağım burada. Çünkü ceketim daha açık renkli pantolona göre. Şunu birkaç kıvrımda eklemeye çalışalım. Şurada koyduğum çok fazla gölge var orada. Tişörtün yakası biraz daha açık renkli. Şurayı tamamen koyulaştırabiliriz. Ceketin detaylarını ekleyip eklememek arkadaşlar tamamen size bağlı. Ceketin iç kısmındaki o ceplerini falan eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Bakalım, şu önce alt tarafları bitirelim. Biz de belki ekleyebiliriz. Şurada ayakkabının detayını kabaca bir görmeye çalışalım. Ön tarafını belki biraz daha büyütebiliriz.
Fileyi hafif incelteceğim. Sol ayakkabımız, bir de sağdaki ayakkabımıza bakalım. Ayakkabımızı da kabaca bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi daha önce bir kalem ile arkadaşlar detaylarımıza bir girelim. Özellikle portre detayına bir bakacağız. Evet, portre ve ellere arkadaşlar beraber bakalım. Daha öncesinden zaten çizmiştik yerlerini. Burası arkadaşlar bizim alın köşemiz. Şurada kaş çizgimiz var. Burnu buraya ekleyeceğim. Alt taraf ağız ve çene için bıraktığım boşluk arkadaşlar. Yüzün şu kadar bir kısmını arka tarafta görüyorum. Sağ tarafta bıraktığım mesafe arkadaşlar, yüzün sağ tarafı. Bu kadar küçük bir modele çok detaylı portre yapmanıza gerek yok. Kabaca portremizi yerleştirebiliriz. Çok net çizgiler atamıyoruz burada. Referansımız çok iyi olmadığı için görüntü kalitesi bakımından bazı kısımları tabii hayal etmemiz gerekecek. Özellikle ağız kısmı bakın detaysız biraz. Çeneyi de buraya koyalım. Çok sert kaşlara ihtiyacımız yok. Göz içinse arkadaşlar şöyle bir hiza alalım ilk önce. Üst göz kapağı ve göz yuvarlak bizim için yeterli bir referans. Şöyle bir portre işimizi görebilir. Daha sonrasında görebildiğimiz kadar çok da abartmadan sakallarını girelim. Tek tek sakal girmeye çalışmayın arkadaşlar. Tarayın sadece. Ufaktan kulak detayımızı gösterelim. Saçlarımız açık renkli. O yüzden
Çok koyu girmeyeceğim. Sadece şu koyu gördüğüm yerlere hafifçe arkadaşlar bastıralım. Şöyle bir portre işimizi görecektir. Hemen ellerine bakalım arkadaşlar. Yine çok detay girmemize gerek yok. Kabaca. Elin detayını girelim. Sağdaki eliniz. Son olarak da sol elimizi yapalım. Evet. Arkadaşlar genel görünümümüz bu şekilde. Bunu ekstra olarak dediğim gibi kıyafet detaylarını da ekleyebilirsiniz. Böyle bir figürü imgeselde rahat bir şekilde kullanabiliriz. Şöyle hafif gördüğüm yerlere birazcık koyu ekleyerek figürümü bitirebilirim. Şuraya birazcık daha koyayım. Kıyafet detaylarını da en azından birazını ekleyelim isterseniz. Çok koyu kalem almıyorum elime. Aslında eklemeyecektim bunları ama çekimimiz çok boş kalmasın.
kot ceket olduğu için şurada birazcık detay ekledim. Evet, bu kadar detay bizim için yeterli. Ufak tefek de şuralara kıvrım koyalım. Bu arada eli biraz içeri almışım. Bilginiz olsun. Çok önemli bir şey değil diye düşünüyorum. Pantolonda herhangi bir detayım yok ama varmış gibi. Şuraya bir cep kısmı. Buraya da arkadaşlar. Fermuar çizgisi ekleyebiliriz. Birkaç kıvrımda pantolon ekleyelim. Evet, figürümüz tamam arkadaşlar. Bu figürü dediğim gibi imgesellerinizde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yürüyen figür bütün imgesellerde lazım olacak size çünkü. Sokaktaki herhangi bir adam gibi bunu düşünebiliriz.